iştahsızlık da annelerimizin en çok merak ettiği konulardan birisi. Özellikle ilk 4-6 ay bebekler çok hızlı büyürler. Bundan sonra büyüme yavaşlar. Bu yavaşlama döneminde bebek daha az yakıta ihtiyaç duyar. Anneler bu dönemi iştahsızlık olarak değerlendirirler. 4-6 aylardan sonraki dönemde bebeğin iştahsız olup olmadığını anlamamızın bazı yolları var. Özellikle perzantilleri takip etmeliyiz. Bebeğin boy ve kilo gelişimini gösteren bu eğriler, bebeğimizin yeterli beslenip beslenmediğinin en önemli göstergesidir. Yine iştahsızlığın en önemli sebeplerinden birisi de demir eksikliğidir. Bebeğimizde bir demir eksikliği olup olmadığını doktorumuza danışarak kontrol ettirmeliyiz. Yine çok yoğun olarak verilen fazla kalorili kahvaltılar bebeğin gün içinde iştahsız olmasına ve ek besinleri almak istememesine neden olur. İştahsızlığı önlemenin bir yolu da bebeğin meyve suyu alımını sınırlandırmaktır. Bebeğimizin günde 120 ila 180 mililitre civarından fazla meyve suyu almasına izin vermemeliyiz. Bebek büyüdükçe sık beslemeye çalışmak da bebeğin iştahsızlığını arttırabilir. Özellikle 8. ay civarında bebek diş çıkartmaya başlar. Diş çıkartma dönemi bebeğin çok iştahsız olmasına neden olur. Bu dönemde tavsiyemiz bebeğin kaşık yerine özellikle biberonla beslenmesidir. Bebeğimizin devam sütünü veya anne sütünü yeterli olarak alması bu dönemi çok daha kolay geçmemize yardımcı olacaktır. Özellikle diş çıkarma döneminde bebekler kaşıkla beslenmekte çok zorluk yaşarlar. Bu dönemde kaşıkla beslemek yerine parmağımızla beslemeye çalışmak da çözüm olabilir. Yine bu dönem için milipo.com.tr sitesinde lezzetli tarifler kısmına ulaşarak bebeğiniz için çok farklı ve birbirinden lezzetli tarifler bulabilirsiniz.